Galatasaray'a geçtim. Başbakan Erdoğan, Washington'da Amerikan Ticaret Odası'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Türk ve Amerikalı iş adamlarına hitap etti. Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerde çok farklı, çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki güçlü müttefik sağlıklı bir işbirliği içinde dedi. Erdoğan, Türkiye'nin dünyada 16. büyük otomotiv üreticisi ve Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi olduğunu belirterek, Türkiye kendi otomobilini de üretecektir dedi. ABD ile ikili ticaret hacmimiz 2012 sonu itibariyle 20 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu potansiyelin altında bir rakamız. Bunun çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. İşte bunu gerçekleştirecek olan ekip, girişimciler burada. ABD 8,5 milyar dolara tekabül eden %8,4'lük payı ile 3. sırada yer alıyor. Biz isterdik ki Amerika 1. sırada yer alsın. Ve açık ara alsın. Amerika bunu yapar mı? Yapması lazım. Bunu şöyle süratle hatırlayabiliriz. Model ortaklık kolay değil. Tabii onun karşılıklı olarak bizlere yüklediği bazı yükler var. Şu anda dengelere baktığımız zaman dengeler biraz farklı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması ve yüksek düzeyli oluşturulan bu konsey yapacakları müşterek çalışmayla inanıyorum ki geleceği çok daha farklı bir şekilde hareketlendirecek ve biz bu çıtayı daha da yükselteceğiz. Hedef şu, Türkiye kendi otomobilini de üretecektir. Kim ne derse desin, bu da olacaktır. Yine bugün aynı zamanda bizim Galata Port olarak ihaleye çıkardığımız, daha önce çıktığı ihale şartlarından bugün daha farklı, süre itibariyle daha kısa olmasına rağmen 702 milyon dolarla bugün neticelendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da Türk-Amerika